Bizde olduğu gibi RTÜK'ü devreye sokarak susturmaya çalışır. Bu ancak Türkiye'de AK Parti döneminde olur. Şimdi onlardan biriyle şimdi bugün karşılaştık. Dün geldik Amerika'ya. Bugün sabah gözümüzü bir açtık. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü olduğu iddia edilen Aykan Erdemir karşılamış. Nerede okuyoruz bunu? Yeni Şafak'ta okuyoruz. Yahu dedim ben, şimdi görüntü izliyorum, bir görüntü var. Kemal Bey'le biri el sıkışıyor. Bu diyor ki Aykan Erdemir. Ya diyorum ki ben hemen arkadayım. Yani Aykan Erdemir'i ben hani milletvekili olduğu yıllarda Türkiye'de biliyorum. Yani dedim ki Allah Allah, bu Aykan Erdemir mi? Yanımda da, hatta sonra dikkatli baktım. Dedim ki bu Mert Arıkan, CHP Amerika'dan. Hatta Mert Arıkan da yanımda oturuyordu. Ya dedim ki Mert, bu sen değil misin? Evet abi, o benim dedi. Yani Yeni Şafak gazetesi CHP Amerika örgütünden Mert Arıkan'ı sadece Aykan Erdemir'e benzettiği için Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü bilmem ne filare milletvekili Aykan Erdemir karşıladı diye haber yapabildi kardeşim. Ben orada o an o tweet'i görmesem, yanımda Mert oturmuş olmasa, ya o sırada bulunmasam, bunu başka yalanları gibi, başka onlarca yalan gibi dolaşıma sokacaklardı ve en azından hatırda kalacaktı Kadri abi. Bu ancak Türkiye'de AK Parti Türkiye'sinde olur. Türkiye'de lafını geri alıyorum. Bu ancak AK Parti Türkiye'sinde olur. AK Parti'nin kamu kaynaklarıyla semirttiği, büyüttüğü, ona övgü düzmekten başka, propaganda yaptırmaktan başka bir hürriyeti olmayan iktidar mecralarında olur. Neyse ki anında müdahale ettik, fakat düzeltildi. Fakat ne ortaya çıktı? Bugün yine bir başka haber daha aynı mecradan yayılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ambulans, cenaze arabasıyla uyuşturucu satıldığı haberi, yalan haberi dolaşıma sokulmuş. Onu da öğreniyoruz ki meğersem yine bu gazeteyle, bu gazetenin patronajıyla bağlantılı bir taşıma şirketinin ihale yoluyla gördüğü bir ihale yoluyla kullandığı vasıtalardan biriymiş bu. Vurguluyorum. Yani dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, AK Parti Türkiye'sinde karşılaştığımız tuhaflıklarla, saçmalıklarla, zorbalıklarla karşılaşmayız. Onlardan biri de bu oldu bugün. Evet, yani bu iki haber, bu iki yalan haberin devreye, yayına sokulduğu, dolaşıma sokulduğu bir Türkiye'de, aynı zamanda meclis geçen hafta bizim sansür yasası dediğimiz yasanın 14 maddesini kabul etti. Şimdi o zaman sormak gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü olmakla suçlanan Aykan Erdemir'in karşılaması yahut da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte ambulansıyla uyuşturucu satılması şeklinde ifade edilen bu iki yalan haber, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu oluşturmuyor mu? Açık açık. Açık açık oluşturuyor. Peki şu 5 şart aranacakmış efendim suçun oluşması için. Yayılan haber gerçek değilse, bu haberler gerçek mi, yalan. Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, hem de ne biçim ilgilendiriyor? Yani İBB'nin ambulansından uyuşturucu satılıyor diye bir yalan haber üfürüyorsunuz kardeşim. Evet. Yani halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ise, Kılıçdaroğlu'na karşı, ana muhalefet liderine karşı düşmanlık ve öfke biriktirmek neye hizmet etmektedir? Yani FETÖ'cü olmakla suçlanan eski CHP milletvekili tarafından karşılandı diye bir yalan haber üfürmek. Ve hem de yani gözüne böyle inanılır gibi değil bir fotoğraf, ki Aykan Erdemir'i tanıyanlar ve Mert Arıkan'ı tanıyanlar tarafından hadi canım sen de denecek, en ilk intibada, ilk anda bile yalan olduğu anlaşılacak bir fotoğrafı da oraya, haberin fotoğrafı diye koymak hangi, nedir, ne tür bir akıl tutulmasıdır, ne tür bir panik, ne tür bir gözü dönmüşlüktür, ne tür bir çaresizliktir. Şimdi bu, peki Kadir abi bir şey ekleyebilir miyim? Ya lütfen. Görüntüyü de heyete eşlik eden, yani Amerika'da olup heyete eşlik eden genç bir gazeteci arkadaşımızdan almışlar. Ya o da yani Türkiye'deki medya görüntüleri yayınlasın diye vermiş zaten. Ya görüntüyü almışsınız çocuktan.
En azından insan sormaz mı görüntüyü çeken arkadaşımıza? Ya karşılayan kim? Sorma gereği bile hissetmemişler. Yani burada ben varım. Yeni Şafak'takiler beni tanırlar. Yani ya burada İsmail Sayamaz var. Arayalım bir soralım bakalım. Gerçekten bu kimmiş? Yani sen gördün mü? Ya sorma gereği bile hissetmiyorlar. Bu kadar fütursuz yalancılık, bu kadar fütursuz iftira atma, bu kadar sınırsız, bu kadar yani herhangi bir ahlak kaygısı gütmeden yapılan yayıncılığın bir örneğini bugün ya yani birkaç adım önümde yaşadım. Yani inanamıyorum arkadaşlar. Yani bu sadece ya şu gizli başlamış. Ya bu anlayabiliyorum. Aleyhtarsınız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na onun aleyhindesiniz. CHP karşıtısınız olabilir. Fakat ya bir üniversite gezisi var. En azından ya şu geziyi takip etseydiniz. En azından ne oluyor diye hakkında bir haber yapsaydınız. Ya Cumhurbaşkanı'nın bir parkta yürüyüşünü günlerce manşet yaptınız ya. Bir parkta yürüyüşünü günlerce manşet yaptınız. Ana muhalefet liderinin laboratuvardan, dersliklerden, üniversitelerden bilgilenmesini hiçbir haber değeri yoktu. Peki. Bununla bile ilgilenmeyip maalesef açık açık yalanlanabilecek bir iftirayı Türkiye'ye duyurma. İsmail peki bu gezide mesela bu gezinin MIT durağında hiç iktidar medyasından gazeteci falan yok muydu? Yani Kılıçdaroğlu'nun bir açığını yakalamak için falan da izleyebilirler. Yani şöyle, kötü niyetle de izleyebilirler. Yani haber yapmak için değil, gazetecilik refleksiyle değil. Seni zaten gazetecilik yapmak gibi bir dertleri olsaydı seni ararlardı. Yani haberi doğrulatmak evet, açısından ihbar tabii, gelmiş ararlardı. Olabilir hakikaten. Yani böyle bir şey olabilir hakikaten. Şimdi burada tabii. Kör gözün parmağına bir aslında böyle göstere göstere bir suç işleniyor. Ne zaman işleniyor bu suç? İktidarın meclise sunduğu sansür yasasının maddeleri birer birer oylanırken. Peki iktidarın medyası bu kadar aleni, bu kadar fütursuz, kör gözün parmağına yalan haberler, yalan üretirken ben haber kelimesiyle yalanı da yan yana getirerek kullanmak istemiyorum. Çünkü haber özü itibariyle gerçektir, doğrudur. Yalanı her gün böyle üretirken bu yasa onaylandığında, yasalaştığında bu tasarı iktidar medyasına uygulanacak mı? Yani neticede bugün Türkiye'de eğer tarafsız ve bağımsız profesyonel bir yargı olsa tabii ki uygulanacaktı. Ama uygulanmayacak. Bu yasa tamamen bağımsız medyayı susturmak, muhalefetin medyaya erişimini engellemek ve bu arada da yolsuzluk haberlerinin ekonomik kriz bu kadar derinleşmişken ve halk yoksullaşma cenderesi altında inim inim inlerken açık tabiriyle duyulmasını, yolsuzluğun yoksullar tarafından duyulmasını önlemeye yönelik. Tam da seçime giderken Türkiye ağır hapis cezalarını da beraberinde getirerek yapılan haberin gerçek dışı olup olmadığına kimin karar vereceği de burada belli değil. Ve tamamen ucu açık, muhalefete karşı, bağımsız medyaya karşı fütursuzca, acımasızca kullanılacak yasa maddeleri içeriyor. Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendirmek nasıl? Bunun ölçüsü nedir? Nasıl kurulacak bu ölçü? O belli değil. Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa diyor. Her haber vahameti, büyüklüğü, önemi nispetinde evet, korkuya, paniğe ve endişeye neden olabilir. Gazeteci haberle ilgilenir, haberin sonuçlarıyla ilgilenmez. Ama siz gazetecinin yapacağı haberin sonuçlarından gazeteciyi sorumlu tutuyorsunuz ve de üstelik bir de kasıt aramak gibi fevkalade sübjektif, doğrulanması asla mümkün olmayan veya doğrulanması için uzun sürecek soruşturmalar gerektiren kasıt aramak çünkü önemli bir şey, kasıt olması. Önemli bir şey. Bunu arıyorsunuz ve bir anda buna karar verecekler belli ki. Kamu barışını bozmaya yönelik haberin içeriği eğer gerçekten vahim bir konuysa bu. Bunun örnekleri de var. Yani ortaya çıkan yolsuzluklar, işte en son şu konuştuğumuz Zehra Taşkesenlioğlu bu programda da konuştuk. Yani bu haberi. Bütün içerikler var burada. Yani isnat edilen suçlara mesnet oluşturacak bütün içerikler bu haberde vardı.
Yani o zaman bu yasa çıktıktan sonra biz bu haberi burada tartışamayacağız. Tartışamayacak hale geleceğiz. Öyle. Bir şey daha var. Bu da önemli, çok önemli. Sosyal medyayı tamamen boğmaya çalışıyor iktidar. Öyle ki seçime sosyal medya üzerinden de gerçeklerin, haberlerin duyulmasının önlendiği bir ortamda girmeye çalışıyor. O da şöyle, sosyal medya platformlarına Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Bunun tabii amacı aslında sosyal medya üzerinden kimlik edinmek, sosyal medya kullanıcılarının kimliklerine erişmek ve sosyal medyada paylaşılan içerikleri rahatlıkla ortadan kaldırmak amacını güdüyor. Benim edindiğim bilgilere göre hepimizin yakından bildiği, tanıdığı, kullandığı bazı sosyal medya her gün tetikçilik yapan gazetecileri korkutmak, yıldırmak için hedef gözeten kampanyalar